Lookers diyor içerisinde bir metinsel ifadenin uzunluğunu anlayabilmemiz için tıpkı Excel'de, Google Sheet'te olduğu gibi diğer programlama dillerinde de var olan aslında bir karakter uzunluğunu ölçebileceğimiz bir formülizasyonumuz var. Şimdi ilk önce böyle bir tablomuzun ve bu tablodaki isimlerin de uzunluklarına baktığımızda örnek vermek gerekirse 7, 11, 7, 10 şeklinde baktığımız zaman aslında buradaki al ifadesi her ne kadar 3 karakter olsa da başında boşluk olduğu için burada 7 karakter olarak çıkıyor. Buradaki boşluklar da birer karakter olarak dahil edilir ve hesaplamaları da bu şekilde dahil edilmiş oluyor. Şimdi Looker Studio'nun içerisine geldiğimizde ben bu veri kaynağını da ekliyorum. Şimdi ilk önce ad alanını tablomuza getirdim. Bir de aynı bu şekilde burada bu uzunluk hesabını yapalım. Alan ekle dediğimde ad alanın uzunluğunu ölçeceğiz şu anda. Length ifadesiyle biz ilgili alandaki karakter sayısını çok rahat bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Ad alanını getirdim. Bitti dedim. Kaydetmedik burada. Şöyle ad alanını getirelim buraya. Burada görmüş olduğunuz gibi gene Ali isminin olduğu yerde 7, Fatih de 10, Mehmet de 11, Ahmet de 7 olarak gösteriyor. Burada görmüş olduğumuz karakter sayısından daha fazla bir karakterin burada olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir ikinci formül olarak da bu şekilde bizim herhangi bir tablomuzun başlangıcında da ya da sonunda bu tarz boşluklar varsa bunları temizleyebileceğimiz bir fonksiyonumuz daha var. Bunun için ad alanını bu şekilde başlangıcında ve sonundaki boşlukları temizleyebiliriz. Buna da V2 diyelim uzunluk olarak. Diyorum ki ilk önce trim ad alanındaki başlangıçta gibi sonundaki boşlukları kaldırdık. Daha sonrasında buradaki fonksiyonumuz yardımıyla da bu yeni başlangıçta gibi bitişteki boşlukları kaldırılmış olan yeni ad alanının uzunluğunu ölçmüş olalım. Bunu da tabloya getiriyorum. Tekrardan deniyoruz bunu. Görmüş olduğunuz gibi 3, 5, 6 ve 5 şeklinde aslında bizim istemiş olduğumuz formata buradaki verileri getirmiş olduk. Yani buradaki length ifadesiyle biz uzunluğu, trim ifadesiyle de başlangıçtaki ve bitişteki boşlukları çok rahat bir şekilde kaldırabiliyoruz.